kaydedeceğim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de göl gerçeğini anlatmıştık. ÖSYM'nin göle karşı bir zaafı olduğunu ve göllerden soru sormaktan pek haz aldığını söylemiştim. Saygı duyuyoruz, herkesin bir hazzı vardır. Dolayısıyla ÖSYM'de gölden soru soruyor. ÖSYM gölden nasıl soru soruyor? Bunu geçen dersimizde söyledik. 1. Göllerin spesifik özellikleri var. Bunları soruyor. Mesela diyor ki en çok balık hangi gölde tutulur? Hangi gölün üzerinde ulaşım yapılır? Hangi göl derinliği en az olan göldür? Türkiye'nin en büyük tektonik gölü hangisidir? Efendim, bu tarz sorular soruyor. Ya da başka şöyle soruyor. Oluşumlarına göre gölleri gruplandırıyor. Diyor ki hangisi karstik oluşuma sahip bir göl değildir? Hangisi alüvyal set gölü değildir? Dolayısıyla oluşumlarına göre de gölleri soruyor. Benim göl konusunu iki ayrı derste yapma nedenim bu. Yani konuyu geçiştirmek değil. Ve sizler de biliyorsunuz ki ben bu dersi aslında benim hocam kanalımda anlattım. Orada da yüklemeyi yaptım. Bu yayını tekrar yapma nedenimizi yayına yeni katılanlara bir kez daha söyleyeyim. Bu bir tekrar, bu bir pekiştirme. Çünkü tekrar da bir hafıza tekniği diyoruz. Geçen dersimizde gölleri, tektonik gölleri, heyelan set gölleri, volkanik set göllerini anlattım. Bu dersimizde neyi anlatacağız? Alüvyal set göller, kıyı set gölleri, suni set gölleri ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan göller. Evet, çayın başkentine de selam olsun. Selamlar gelmeye devam ediyor. Fakat ben yorumları kapatayım. Arkadaşlar dikkat dağılmasın. Mevzumuzu anlatalım. Ondan sonra yine bağlanırız. Değerli arkadaşlar, alüvyal set gölü nasıl oluşur? Hangilerini bilmeniz gerekir? Ben telefonu bu şeye sabitleyeyim. Ondan sonra da bunu anlattıktan sonra da hafıza tekniğini yapacağım. Bunlarla ilgili birkaç hafıza tekniği de vereceğim. Evet, herhalde şu anda görünüyordur. Bir bulanıklaşma söz konusu. Sevgili arkadaşlarım, kalp atmasanız memnuniyet duyarım çünkü ekranda sıkıntıya yol açıyor. Siz kalp attıkça, bak ekran odaklanamadı bir türlü. Görüntüye odaklamaya çalışıyorum. Evet. Telefonun arka kamerası kirlenmiş demek ki. Şimdi onu sildim. Şu anda herhalde sıkıntı yoktur. Görüntüde. Evet, alüvyal set göller. Alüvyal set gölleri sadece isim olarak bilmeniz yeterli. Alüvyal set göllerin 3'ü Ege'de, 2'si İç Anadolu bölgesinde. Hangi göller bunlar? Bakın, Bafa Gölü'nü bileceksiniz. Bafa Gölü'nün diğer adı Çam İçi Gölü. Bir diğer alüvyal set göl hangisi? Köyceğiz Gölü. Bu göller nerede arkadaşlar? Muğla'da. Hocam, alüvyal set gölü nedir? Nasıl oluşur? Bak, anlatıyorum nasıl oluştuğunu. Alüvyal nedir? Akarsuyun taşıdığı malzemeye alüvyal denir. Bir akarsuyun taşıdığı alüvyon başka bir akarsuyun önünü kapatıyorsa, akarsuyun taşımış olduğu alüvyon başka bir akarsu vadisinin önünü kapatıyorsa, diğer akarsu akamayacağı için, bu alüvyonun gerisinde birikmeye maruz kalacağı için ne olacaktır? Burada biriken su göle dönüşecektir ve bu göle biz ne diyeceğiz? Alüvyal set gölü diyeceğiz. Tekraren söylüyorum oluşumunu. Alüvyal set adından belli zaten, bir alüvyon yığınının set oluşturması. Bir akarsuyun getirdiği alüvyonlar başka bir akarsuyun önünü kesiyor. Önü kesilen akarsu akamayacağı için göle dönüşüyor. Alüvyal set gölleri Köyceğiz, ikisi Muğla'da dedik. Bunun haricinde Marmara Gölü var. Marmara Gölü'nü ÖSYM şaşırtmacı sonra bilir, heceleyerek söylüyorum. Marmara Gölü nerededir? Ege'dedir. Manisa'nın Göl Marmara ilçesi vardır. Yolu düşenler bilirler. Oralar aynı zamanda kuzu çevirmeleriyle de meşhurdur. Zaman zaman ana sayfama düşüyor. Hiç de onaylamıyorum arkadaşlar. Gerçekten insanların nefsini celbediyor. Herkesin ulaşamayacağı şeyler ama böyle ekran önünde olunca bence hiç de hoş olmuyor. Her neyse.
Göl Marmara, Manisa'nın ilçesi, Marmara Gölü, Ege'de, Sakın'a Marmara bölgesinde deme, ÖSYM şaşırtmayı sever arkadaşlar. Geçiyorum. Diğer Aliviyaset göller nereler? Eymir Gölü ve Mogan Gölü. Bunu bilmeyen yoktur. Özellikle Ankara'da yaşayanlar Mogan Gölü'nün ne kadar önem arz ettiğini bilir. Ankara'nın en pahalı semtlerinden biridir. Yanında yamacında villaların olduğu Mogan Gölü ve Eymir Gölü İç Anadolu'da Ankara sınırları içerisindedir. Evet, Aliviyaset göller bu kadar. Daha başka bir şey bilmene gerek yok. Kıyıset göller. Şimdi burada şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz. Ben sizin o konudaki yanılgılarınızı, zaaflarınızı biliyorum. Çünkü ben de ÖSYM'de olsam o zaaftan istifade etmeyi düşünürüm. Kıyıset gölleri sanki akarsu alivyonlarının oluşturduğunu zannediyorsunuz. Oysa kıyıset gölleri adı üstünde kıyıda ve dalgaların getirdiği malzemeyle oluşur. Hocam nasıl olur? Bak anlatayım nasıl olduğunu sana. Şimdi değerli arkadaşım, şurası bir körfez. Burası bir körfez. Şurası kara. Burada da sen geziyorsun, kıyıda geziyorsun. Yani eline almışsın testini, böyle sessiz sakin bir yerde test çözeceksin. Dolayısıyla şurası ne oluyor? Şurası deniz oluyor, deniz. Şimdi bak değerli arkadaşım, şurası kara. Kıyı yani. Şimdi burada bir körfez var. Akarsuyun diyorum. Denizin karaya doğru sokulduğu girintilere körfez denir. Büyüklerine körfez denir, küçüklerine koy denir. Anlayasın diye bir daha çiziyorum. Koy ile körfez arasında, koy ve körfezlerin en fazla olduğu bölgemiz hangisi? Ege bölgesi. Ege bölgesinde neye koy diyeceğiz, neye körfez diyeceğiz? Bak buraya bak. Şurası kara. Burası deniz. Denizin karaya doğru sokulduğu şu büyük girintilere biz körfez diyoruz. Küçük girintilere ne diyoruz? Bunlara koy diyoruz. Bak şu iki tanesi koy ama şu büyük olan nedir? Körfez. Umarım anlamışımdır. Denizin karaya doğru sokulduğu girinti. Peki hocam, karanın denize doğru sokulduğu yerlere ne denir? Bunlara da burun denir. Mesela Sinop ince burun. Bak burada da kara denize doğru sokulmuş. Buna da burun denir. Şimdi geldik mevzumuza. Alta yeni baştan çiziyorum. Şimdi şurası deniz, burası kara. Burada sen kıyıya gelmişsin, test çözüyorsun. Evet hocam, heyecanla bekliyoruz şu anda. Acaba kıyıset gölü nasıl oluşacak? Arkadaşlar şu görmüş olduğumuz yer dalgaların biriktirmesiyle oluşmuş bir kıyısettidir. Bir şeklin biriktirme olup olmadığını şuradan anlarsın. Üzerinde nokta nokta işaretler varsa biriktirmedir. Ama şekilde şöyle çizgi çizgi varsa genelde aşındırmadır. ÖSYM böyle soruyor. Tekraren söylüyorum. Şayet bir yerde noktalı noktalı şekiller varsa bunu bir biriktirme şekli olduğunu bileceksin. Peki bunu ne biriktirmiş? Dalga. Dalga kum getiriyor. Dalga getirdiği kumları şayet kıyıya biriktirirse kıyıda plaj oluşur. Ama kıyıyla deniz arasında şöyle paralel bir şekilde biriktirirse buna kıyı setli denir. Şurada bir körfez görüyorsun. Aynı zamanda burası bir doğal limandır. Gemiler şuraya yanaşmaz. Gelir hop şuraya yanaşır. Neden? Burası bir dalga kıran görevi görür. Denizden gelen sert dalgalar buraya çarpıp şuraya ulaşmayacağı için bu gemi güvenli bir limana demirlemiş olur. Bunu niçin söylüyorum? Ola ki atandıktan sonra kendinize küçük bir tekne alırsanız, tekneyi nereye park edeceksiniz? Getirip buraya park edeceksin. Böyle görmemiş gibi getirip buraya park etme. Millete rezil olma. Bunu da düşün. Sizin statünüzde düşünmek zorundayım. Dolayısıyla burası bir doğal liman. Hocam hadi merakla bekliyoruz. Kıyıset gölü nasıl oluşacak? İşte oluşuyor arkadaşlar. Dalganın getirdiği kumlar birikmeye devam ederse ve şu kıyısette zamanla yavaş yavaş büyürse, bak yavaş yavaş büyüyor. Hop! Ne oldu? Şuradaki körfezin denizle bağlantısını kesti. Denizle bağlantısı kesildiği için artık bunu ben denizin parçası değil, karanın bir parçası sayacağım. Ve buradaki su birikintisine göl diyeceğim ve bu şekilde oluşmuş göllere ben ne diyeceğim? Kıyıset gölü diyeceğim. Aynı zamanda bunun bir başka ismi daha var. Lagün Gölü diyeceğim. ÖSYM başka isimleri sormayı çok seviyor. Aynı zamanda bunun bir başka ismi daha var. Gerçekten de benziyor. Buna deniz kulağı diyeceğim. Bak sanki de denizin kulağı gibi. O zaman toparlayarak tanım olarak veriyorum. Hocam kıyıset gölü nerede oluşur? Kıyıset gölü kıyıda oluşur. Gidip içeride arama. Bazı arkadaşlarımız o kadar böyle gafilane giriyor ki sınava. Kıyıset gölü gidip Doğu Anadolu'da arıyor. Allah billah aşkına ya. Adı üstünde kıyıset. Kıyıset gölleri dalga biriktirmesiyle oluşur. Koy ve körfezlerin önünün dalganın getirdiği kumlarla dolması ve buradaki su birikintisinin denizle bağlantısının kesilmesi neticesinde oluşur.
Hocam, kıyı set gölleri tüm kıyılarımızda var mıdır? Vardır ve ÖSYM bunu 6 yıl önce soru olarak sormuştur. Ama en belirgin kıyı set göllerimiz hangisi? Yazıyorum. En meşhurları. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos. Terkos'un diğer ismi, ÖSYM diğer isimleri sormayı çok seviyor arkadaşlar. Durusu. ÖSYM genelde bunları sorar ama biz işimizi şansa bırakmıyoruz. Başka hangileri var? Akdeniz bölgesinde Ak Yatan ve Ak Yayan. Nerede bunlar? Çukurova Deltası'nda. Bir kenara not edin bakalım. Not deyin. Hemen hemen tüm deltalarda kıyı set gölü vardır. Deltalarda kıyı set gölü yaygınlık gösterir. Tamam mı? Hani bunu sen anlayasın diye söylüyorum. Ola ki sınavda çok çaresiz kaldın ve genelleme yapman gerekiyor. Ve elinde yapabileceğin tek bir genelleme var. O da nedir? Delta, yani bu konuyla ilgili söylüyorum. Gene de delta ovalarında kıyı set göllerine rastlanıyor. O zaman hocam, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos, bunlar nerede? Bunlar Marmara bölgesinde. Bak, beni çok iyi dinle. Beni çok iyi dinle. Marmara bölgesinde diyorum. Marmara Denizi'nde demiyorum. Marmara Denizi'nde olanlar şu ikisi. Ama Terkos nerede? Karadeniz kıyısında. Biliyoruz ki Marmara bölgesinin Karadeniz'e de kıyısı var. Aha da şurada göstereyim. Bak, şurada gösteriyorum. Görüyor musun? Bak, burada küçük böyle bir kritik şey var şurada. Büyükçekmece, Küçükçekmece. Bu arada bir detay vereyim. Aslında Küçükçekmece, Büyükçekmece'den daha büyük. Ya dünya böyle işte adil değil arkadaşlar. Hakkı Küçükçekmece'ye Büyükçekmece denmesi lazım. Ama küçüğe büyük demişler, büyüğe küçük demişler. Tamam mı? Aklınızda kalsın diye bu detayları veriyorum. Gerçekten de Küçükçekmece gölü Büyükçekmece'den daha büyük. Ama nerede? Dikkat et. Marmara kıyısında. Fakat Terkos nerede? Terkos Karadeniz kıyısında. Çok şaşırtmalı bir soru olabilir. Dolayısıyla Karadeniz kıyısında olmakla beraber hangi bölgenin sınırları içerisinde? Yine Marmara bölgesinin sınırları içerisinde olduğunu hatırlatayım. Değerli arkadaşım, bak, dikkat ediyor musun? Ben ders anlatmanın yanında aynı zamanda senin dikkatini çekmeye çalışıyorum. Sınavdaki soru tuzakları konusunda seni uyarıyorum. Biliyorum ki sen sınavda kelimeden çok soru kaçırıyorsun. Coğrafyada en çok kelimeden soru kaçırırsınız. O yüzden bu ifadelere dikkat edin. Demek ki bu üç göl Marmara bölgesinde ama Terkos Gölü Marmara Denizi kıyısında değil, Karadeniz kıyısındaki Terkos Gölü aynı zamanda içme suyu olarak da kullanılır. Zaten diğer adı Duru Su ya, buradan aklınıza gelsin. İstanbul'un içme suyunun bir kısmı buradan temin edilir. Hocam, diğer kıyı set gölleri hangileri? Söylüyorum. Simenlik ve Balık Gölü'nü de ekleyin. Hocam, sayı arttı ya, bunu nasıl aklımızda tutacağız? O sizin probleminiz. Demiyorum tabii ki. Arkadaşlar, sizin probleminizin ne olduğunu bildiğim için hemen bunun hafıza tekniğini yapıyoruz. İşte hafıza tekniği burada işe yarıyor. Yani bütün coğrafyada hafıza tekniğini kullanmak doğru olmaz. Olsaydı ben kullanırdım. Ama bu tür konularda hafıza tekniği birebir işe yarıyor. Şimdi o sayfayı bulabilirsem. Bu arada arkadaşlar, bu hafıza kitabının kuşe baskısı çıktı. Sakın yanlış anlamayın. Onun fiyatı 41-43 TL. Bunun fiyatı 26-28 TL. Aynı kitap. İçerik de aynı. Fiyat niye farklı diye soran arkadaşlarım, o kuşe baskı. Yani kağıt kalitesi iki. Yani o bazıları o kuşe kağıt seviyor. Hocam, ben kuşe kağıt olsun. Bir de bu resimler kuşe kağıtta daha iyi görünüyor arkadaşlar. Burada biraz soluk duruyor normal kağıtta. O yüzden ikisinin içeriği aynısı. Hangisini daha uygun görüyorsanız onu temin edersiniz. Tamam mı? Bu açıklamayı da yapayım. Evet, ben şeyi bulamadım. Nerede bu? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar, nerede bu kıyı set gölleri ya? Dur bakalım. Hızlı geçiyoruz, arada atlıyor muyuz acaba diye düşünüyorum da. Yok, biraz daha gerilerde. Bu arada tüm sayfaları da gösterdim ama bazı uyanıklar şimdi ekran görüntüsü almışlardır, kitap almaya gerek kalmaz diye. Canlar sağ olsun dediğim. Evet, şimdi kıyı set gölleri. Bak, burada bir tane adam.
Çukurova Deltası'nda görüyor musun? Buradaki her şey manalı bir şekilde buraya yerleştirilmiş. Batan geminin malları kıyıya vuruyor. Adam burada yatıyor. Ak bir adam. Ak bir adam, ak yatan. Yatmış değil mi? Bak şezlonga uzanmış. 2.80 uzanmış adam. Hangi göl? Ak yatan gölü. İyice de yayılmış görüyorsun. Hangi göl? Ak yayan gölü. Adam bu esnada kıyıya vuran bir gemi. Geminin batan geminin malları diyoruz. Buna bakın, 3 çekmeceli bir komodin. Adam merakla bu çekmeceleri açıyor. Siz olsanız siz de açarsınız. En alttaki büyük çekmeceyi açıyor. İçerisinden sineklik çıkıyor. Büyük çekmece yani ne demek? Büyük çekmece gölü. Ne çıkıyor içinden? Sineklik. Hangi gölü hatırlayacaksın sen? Simenlik gölünü hatırlayacaksın. Bak buraya yazmışım. İkinci çekmeceyi açıyor. Termos çıkıyor. Termos size neyi hatırlatacak? Terkos gölünü hatırlatacak. Hatta bu termosun içinde ne var diye merak ediyor. Çay mı var? Kahve mi var? Bir döküyor. Duru su var. Evet, duru su, çünkü denizde hani deniz suyu içilmeyeceği için içerisinde duru bir su, içme suyu koymuşlar. Adam merakla üçüncü çekmeceyi açıyor. Üçüncü çekmeceden küçük bir balık çıkıyor. Balığı görünce heyecanlanıyor. Elindeki sineklikle balığa vurup öldürüyor balığı. Balık ne? Balık gölü. Şimdi ben kitabı kapatıyorum. Bak hadi bakalım şimdi senaryoyu şey yapalım. Kıyıda yatan bir adam vardı. Bu adam nasıl bir adamdı? Ak bir adam. Ak yatan. İyice yayılmış mıydı? Evet, o zaman ak yayan. Kıyıya vuran bir geminin çekmeceli komodinler vardı. En alttaki büyük çekmeceyi açınca ne çıkmıştı içinde? Sineklik. Neye çağrışım yapacaktık? Simenlik. İkinci çekmeceyi açınca termos çıkmıştı. Terkos gölüne vurgu. İçinde duru su vardı. Ve en küçük çekmecede de küçük çekmece gölü. İçerisinde balık çıkmıştı. Balığı da sineklikle vurup etkisiz hale getirmişti. Şayet benim anlattığım bu şey kafanda resim olarak yerini buluyorsa bu iş oturmuş. Bak bu adam kıyıda uzanmış. Anlaştık mı arkadaşlar? Beyin resimlerle düşünür. Dolayısıyla bunu unutman inanıyorum ki daha zordur. Çünkü ben bunları kitaba dökmeden en az 50 bin kişiye, 100 bin kişiye seminer verdim. Dolayısıyla akılda kaldığını gördüm. Şimdi kıyı set göllerinin bakın spesifik özelliklerini söyledim. Bunu soru ihtimali Alivya set gölünden daha fazla olduğunu hatırlatayım. Ve geldim Suni set gölleri. Suni set göllerine baraj diyor. Suni ne demek? Suni, sınai, insan yapımı demek arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bak şuradan bir akarsu geçiyor. Bir akarsu geçiyor. Bu akarsuyun üstten görünümü. Sen mühendis olsan bu akarsunun bir numaralı yerine mi baraj yaparsın? İki numaralı yerine mi baraj? Baraj ne demek? Bu vadinin bir yerini insanlar kapatıyor, betonla dolduruyor. Betonla doldurduğun zaman ne oluyor? Su seviyesi yükseliyor ve geride bir baraj meydana geliyor. Şimdi akıllı bir insan gelip iki numaralı yere baraj yapmaz. Neden? Burası geniş, çünkü burayı doldurmak daha zor. Her zaman baraj yapımında dar yerler tercih edilir. İnşaat mühendisi olmaya gerek yok. Biraz akıllı olmak yetiyor yani bu husus için. Dolayısıyla bu dar olan yeri kapatıyorsun. Dar o yeri kapatmak her zaman daha kolaydır. Birinci avantaj, kapatmak kolay, maliyet az. İkinci avantaj ne? Dar olan yerde su daha hızlı akar. Zaten barajların yapılış amacı ne? Temel yapılış amacı suyun akış hızından istifade edip elektrik üretmek. Vay, öyle mi hocam? Aynen öyle. Bak şöyle, su ne kadar yüksekten gelirse suyun aşağı doğru akış hızını dikkate alarak önüne bir tribün yapıyorlar. Bu tribünün etrafında efendim bakır teller var, onun da etrafında mıknatıs var. Su ne kadar hızlı çarpasa türbine o kadar hızlı dönüyor. O kadar hızlı dönerse de etrafında oluşan manyetik alan elektriğe dönüş. Ve bu elektriği trafolara aktarıp oradan tüketim merkezine iletiyorlar. O zaman suyun akış hızı önemli. Evet, bunun için de önemli. Yatağın dar olduğu yere yapmak önemli. Peki hocam, her yere baraj yapılır mı? Her yere yapılmaz. Bak söylüyorum, bir, büyük yerleşim merkezlerinin kenarına baraj yapılmaz. Büyük yerleşim merkezleri su altında kalmamalı. 2. Tarihi eserlerin olduğu yere baraj yapılmaz. Çünkü tarih geri getirilmez ama enerjinin alternatifi vardır. Ama yine de bu konuda çok tartışma olan Hasankeyf biliyorsunuz su altında kalmıştır. Dicle Nehri Ulusu Barajı'nın altında. Hükümet tarih mi enerji mi dedi, enerjiden yana tercihini kullandı. Bunu da bil, çok tartışma oldu çünkü. En son Tarkan da dedi baraj yapılmasın dedi. Çevre Bakanı dedi ki sen git türkünü söyle, bizim işlere karışma dedi. O münasebette bu bazen sivil inisiyatifine devreye girdiği konular oluyor. Başka, baraj nereye yapılmaz? Verimli tarım arazilerinin olduğu yere yapılmaz. Sen orada 3 kuruşluk kar edeceksin diye verimli tarım arazisini heba edemezsin. Ama edilmiş midir Türkiye'de? Edilmiştir. Neresi? Elazığ Keban Barajı. Elazığ'ın en verimli tarım alanları Keban Barajı'nın suları altında kalmıştır. O zaman Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 4. büyük barajıydı. Ve Keban tek başına Türkiye'nin yarısının ihtiyacını karşılıyor, elektrik ihtiyacını karşılıyordu. Keban nerede arkadaşlar? Elazığ'da.
Yani ben nereliyim? Elazığ. Siz bize çok şey borçlusunuz. Herkes bir yazsın bir kenara. Biz Elazığ'a çok şey borçluyuz yazsın. Vefaysa vefa. Evet. Dolayısıyla Keban Barajı'nın yapılması çok tartışılmıştır. Çünkü verimli tarım arazilerini su altında bırakmıştır ama devlet bazen tercih yapmak zorundadır. O dönemde devletin enerji ihtiyacı vardı. Peki baraj yapılırken başka neye dikkat edilir? Ekolojik değeri olan yerlere, endemik çeşitlerin fazla olduğu yerlere baraj yapılmaz. Peki burada yapılıyor mu? Yapılıyor. Karadeniz'de Fırtına Deresi'ne baraj yapılıyor. O da bir tartışma başlattı. Orada bir sürü canlı türü var. Baraj suları altında kalacak diye. Dolayısıyla toparlayarak söylüyorum. Baraj yapılırken nelere dikkat edilir? Büyük şehir merkezlerine yapılmaz. Verim tarım alanlarına yapılmaz. Tarih alanlara yapılmaz. Sit alanlarına yapılmaz. Ve ekolojik değeri yüksek olan yerlere yapılmaz. Ama ülke enerji olarak dar boğazdaysa o zaman boğazın dar olduğu yere barajı yapar arkadaşlar. Manidar bir niteleme olduğu da. Şimdi peki barajlarla ilgili hocam soru nasıl gelir? Bak tak direkt geliyor. Aşağıdaki baraj ve akarsu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Direkt soru tipi. 2. Aşağıdakilerden hangisi GAP kapsamındaki barajlardan biri değildir? Mesela geçen sene Derineri sordu. Ben size hep ne diyorum? Artvin'den her sene banko soru geliyor. O yüzden barajları özellikle hangi barajları bilmeniz gerektiğini size göstereceğim arkadaşlar. Bunların da hafıza tekniğine göre ancak akılda tutarsınız. Diğer türlü karışıyor. Yani bu da sizi anlıyorum ben o hususta. Çünkü bir sürü baraj var. Peki hocam barajlarla ilgili bilmemiz gereken spesifik şeyler var mı? Var. Neler? Söylüyorum. Şuraya yazayım. Arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek barajının Derineri olduğunu bileceksiniz. Aynı zamanda genel kültür ya kim milyoner olmak ister tarzı yarışmalarda çıkabilecek sorular bunlar arkadaşlar. Derineri Barajı nerede? Artvin'de. Özelliği nedir? En yüksek. Kaç metre? O kadar da değil yani. O kadar da bilmene gerek yok. Ama bunun rekorunu egale edecek, geçecek yeni bir baraj yapılıyor. O da hangi baraj? Yusufeli Barajı. Peki bunlar hangi nehir üzerinde? Çoruh Nehri üzerinde. Evet, en yüksek barajı bileceksin. Şu anda Deriner Türkiye'nin en yüksek, dünyanın bazı kaynaklara göre 3, bazı kaynaklara göre de 6. yüksek barajı soru potansiyeli taşıyacağını tekrar söylüyorum size. Peki hocam Türkiye'nin en büyük barajı hangisi? Atatürk Barajı, Türkiye'nin en büyük barajı. Bizzat gittim, gezdim, gördüm. Benim de barajlara karşı zaafım var. Hirfanlı'ya, Kevan'a, Atatürk'e gittim. Hakikaten devasa inşaatlar arkadaşlar. Atatürk Barajı nerede? Şanlıurfa Adıyaman arasında Türkiye'nin en büyük barajı, en çok elektrik üreten barajı, yaklaşık 9 milyar kilowatt saat enerji üretiyor. Ne kadar ürettiği önemli değil ama en büyüğü olduğunu bilin arkadaşlar. Peki hocam bizim hidroelektrik enerji potansiyeli nerede en fazla? Bak hidroelektrik potansiyel diye soruyorsa Doğu Anadolu diyeceksin. Ama üretim nerede fazla diye soruyorsa o zaman Güneydoğu Anadolu diyeceksin. Tamam mı? Bunlar farklı şeyler. Peki hocam barajlar ne için yapılır? Valla barajlar birçoğunuz elektrik için zannediyor ama ben size şunu söyleyeyim, siz de not alın. Marmara'daki barajlar içme suyu için yapılır. Ege'deki barajlar hem içme suyu için hem sulama için yapılır. Doğu Anadolu'daki barajlar enerji için yapılır. Güneydoğu Anadolu'daki barajlar sulama ve enerji için yapılır. Peki sulama, enerji, içme suyu başka amaçlarla yapılır mı? Yapılır. Sel ve taşkınlardan korunma amacıyla. Yazım da hiçbir şeye benzemiyor ama neyse sesim anlaşılıyor en azından. Sel ve taşkınlardan koruma amacını taşır. Hocam ÖSYM buradan nasıl şaşırtır? Nasıl şaşırtacağını da söylüyorum sana bak. Der ki barajlar erozyonu önlemek için yapılır. Yanlış. Baraj erozyonu önleyemez. Bilakis erozyona maruz kalır. Nasıl maruz kalır? Şuradan gelen bir akarsu büyük bir hızla geliyor. Sen bunun önüne barajı yaptığın zaman akarsu aşındırdığı malzemeyi getirip şu barajın gerisine biriktirmez mi? Biriktirir. Barajın üretim kapasitesini düşürmez mi? Düşürür. Buna maruz kalan örnek verebileceğiniz bir baraj var mı? Var. Hangisi? Keban. Ben Keban Barajı'nı 15 yıl önce ziyaret etmiştim. 8 tribün vardı. Oradaki mühendislere sordum. Sadece 4 tribün çalışıyor. Neden diye sormadım tabii. Çünkü ben de tahmin ediyordum nedeni. Diğer 4 tribün şeyden dolayı, alüvyon birikmesinden dolayı kullanılamıyor. Peki hocam, ne olacak? Birkaç yıl sonra bu 4 tribün de devreden çıkacak ve Keban Barajı'nın kapısına kilit vuracağız. Hocam olur mu ya? Büyük bir sermaye var orada ama maalesef. Temizleme teknolojisi yok mu? Var fakat temizlemek çok daha büyük maliyet gerektirdiği için ve o teknoloji Türkiye'de yok, Almanya'da olduğu için efendim bunun yerine girmek yerine devlet diyor ki yeni bir baraj yaparım.
Peki erozyonu önlemek gibi bir amacı yoktur. Bilakis erozyona maruz kalma durumu vardır. Çok acı bir şey söylüyorum. Avrupa'daki barajların ömrü 200 yıl iken Türkiye'deki barajların ömrü maalesef 50 yıl. Türkiye'deki barajların ömrünün 50 yıl olması Türkiye'de hangi gerçeklik konusunda fikir verir? Türkiye'de erozyon şiddetinin yüksek olduğu konusunda fikir verir. Türkiye'de niye erozyon çok şiddetli? Çünkü Türkiye genç bir ülke, yüksek bir ülke. Akarsuların bu sebeple aşındırma gücü fazla. Peki barajla ilgili başka nasıl soru çıktı hocam? Şöyle çıktı. Diyor ki baraj çevrelerini ağaçlandırmak barajların ömrünü uzatır mı? Bu soru önce soruldu, sonra iptal edildi. Barajların çevresini ağaçlandırmanın hiçbir mantığı yoktur. Önemli olan suyun geldiği yerden kaynaktan itibaren baraja kadar ağaçlandırmak lazım ki buradaki malzemeyi getirmesin. Zaten buraya gelene kadar gelmiş. Sen barajın çevresini ağaçlandırsan ne olacak? Hidrofor gibi şey ağaç köklerle alüvyon mu çekecek? Dolayısıyla baraj çevrenin ağaçlandırması hiçbir mana ifade etmez. Peki hocam baraj başka hangi amaçta kullanılır? Çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın barajın yapılış amacı değildir. Ama baraj yapıldıktan sonra ortaya çıkan bir amaç oluyor. Nedir o? Ulaşım. Nedir o? Balıkçılık. Nedir o? Sayfiye. Sayfiye gezi, piknik, mangal. İnsanlar nereye gidecek? Nerede su varsa, nerede ağaç varsa gidip orada piknik yapacak. Gidip apartmanın gölgesinde mi, fabrika bacasının dibinde mi piknik yapıyorsunuz? O yüzden devlet bunu da düşünüyor. Ya madem yaptık, burayı biraz yeşillendirelim, millet bahçesi olsun, bilmem ne olsun, insanlar gelsin piknik yapsın falan. Ulaşım. Mesela Keban Barajı yapıldıktan sonra Elazığ'la Tunceli arasında feribot seferleri yapılıyor. Bunu not al. Elazığ'la Tunceli arasında feribot seferleri. Zaten Elazığ'ın haritasına baktığın zaman üç tarafı sularla çevrili Keban Barajı resmen Elazığ'ı karalar ortasında bir yarım adaya dönüştürmüştür. Demek ki ulaşım amacı da. Peki Atatürk Barajı'nda yapılıyor mu? Evet, Atatürk Barajı'nda da ulaşım yapılır. Adıyaman ve Diyarbakır, Şanlıurfa'nın ilçeleri arasında. Balıkçılık. Türkiye'de baraj balıkçılığının en geliştiği yer Elazığ Keban'dır. Bak baraj balıkçılığının en fazla geliştiği yer Keban'dır. Türkiye'nin en büyük balık üretme çiftliği Elazığ Keban'dadır. Gittim bizzat ziyaret ettim. Hocam balık üretme çiftliğinde ne yapıyor devlet? Balıkların üremesine katkı sağlıyor. Ev sahipliği yapıyor. Romantik bir müzik ve loş bir ortamda balıklar ürüyor. Onları ne yapıyor peki? O balıkları alıyor. Türkiye'deki bütün akarsulara, tatlı sulara dağıtıyor. Amaç? Millet oltayı salladığı zaman olta boş gelmesin, olta dolu gelsin, balık tutsun, milletin stresi biraz gitsin. Gerçekten insanı duygulandıran bir sahne. Devletimiz bu kadar da babacan olabiliyor ama gerçekten de dediğim gibi. Elazığ Keban'daki balık üretme çiftliğinin temel amacı budur. Bir sürü havuzcuklar var, küçük larva biraz büyüyor. Ondan sonra büyüdükten sonra alıp bunu devlet akarsulara, göllere dağıtıyor. Millet balık tutsun, stresi azalsın. Diyorum. Balıkçılığı da söyledik. Ama Türkiye'de bakın en çok balıkçılık nerede diye, hangi gölde diye sorarsa Van Gölü. En çok tatlı su balıkçılığı sorarsa Eğirdir. Ama en çok baraj balıkçılığı sorarsa o zaman Keban. Bazılarınız eksik anlıyor sonra bana mesaj atıyor. Hocam ama hocam siz böyle demiştiniz diye. Onlara binaen bir kez daha söylemiş oldum. Barajla ilgili arkadaşlar diyeceğim bu. Marmara Bölge'deki barajlar elektrik üretim kapasitesi son derece düşüktür. Bunu da ekleyelim ve Türk barajlardan üretilen enerji Türkiye'de kaçıncı sıradadır? 2019 rakamlarını söylüyorum. Bunlar 2020 Şubat ayında değişecek ama değişene kadar da bunları bilmek zorundasınız. Çünkü tüm soru bankaları, kitaplar buna göre hazırlandı. Türkiye'de enerjide birinci sırada olan kömür, ikinci sırada olan doğalgaz, üçüncü sırada olan hidroelektrik ve hidroelektrik çevrecidir. Tükenmez bir enerji kaynağıdır. Yani sen bir nehrin önüne bir baraj yaptın, ondan çıkan su gider, önde bir baraj daha yaparsın, ondan çıkan bir daha baraj yaparsın. İşte Fırat'ın üstünde bir sürü baraj var. Hatta biz çok baraj yapıyoruz diye Suriye ile savaşın eşiğine geldik. Çünkü onlara giden su azaldı. Biz de dedik ki su bizim, baraj bizim, oğlan bizim, kız bizim, size ne oluyor? Onlar dedi ki olmaz, biz susuz yapamayız. Hasılı Özal döneminde bir savaş riski yaşamıştık ama Turgut Özal ne dedi biliyor musun? Yani mekanı cennet olsun, bak şuradan göstereyim. Biz Atatürk Barajı'nı yaptık ya, bu arada Elazığ'ı görüyorsunuz. Suriye dedi ki bu barajları yapmayın, bu bir savaş nedeni. Özal dedi ki kafamı bozma, senin haritana bakıyorum, fiziki haritada zaten yeşil renk. Yükseltin 500 metrenin altında. Bunu ben de biliyorum, sadece coğrafyacılar bilmiyor. Şu Atatürk Barajı'nın kapaklarını hepsini birden bir açarım, ülkenin dörtte üçü su altında kalır. Geriye kalan dörtte birini de ben F-16'larla 3,5 saatte altını üstüne getiririm. Seninle savaşım sadece 3,5 saat sürer.
Sen bu arada benim Gaziantep ve Şanlıurfa'ya zarar verebilirsin. Olsun, bir savaşta bu kadarcık riski göze alıyorum demiştir ve Suriye'ye geri adım attırmıştır. O zamanlar Hafız Esad vardı. Şu anki Beşar Esad'ın babası. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dolayısıyla barajlarla ilgili bence bu kadar detay yeterli. Şimdi gelelim, hangi barajları bileceksin? Sevgili arkadaşlar, bütün nehirlerdeki barajları bilmen gerekiyor. Bak, bunu ben kitaba koydum. Bugünkü dersimizde bunu çizmeyeceğiz. Bugünkü dersimizde farklı bir şey çizeceğiz. Ama şunu ben sizin çizmenizi istiyorum. Neyi? Şunu. Şu sayfaya taşı yapayım. İcabında ekran görüntüsü alın. Bak, önemli olan nehirlerin üstündeki barajları yazdım. Fırat'ın üstündeki tüm barajları bileceksin. Gap bölgesindeki barajların tamamını bileceksin. Adam ne soruyor? Diyor ki hangisi Gap kapsamında değildir? Anlatabildim mi? Çoruh üzerindeki Yusufeli Derineri bileceksin. Yeşilırmak üzerindeki Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu'yu ve Almus Barajı'nı bileceksin. Kızılırmak'taki Kesik Köprü İrfanlı'yı, Sakarya'daki Gökçekaya ve Sarıyer Barajı'nı. Bak, Demir Köprü'yü sordu mesela. Önemsiz gibi görüyorsun. Hiçbir önemi, kıymeti, harbiyesi de yok aslında. Gediz üstünde Demir Köprü. Adam bunu sordu ya. Çok da önemli bir baraj değil. Büyük Menderes üzerinde Kemer ve Adıyüzer. Adam Manavgat'ı sordu mesela. Oymapınar üzerinde şey Manavgat üzerinde Oymapınar Barajı'nı sordu. Dolayısıyla ne oldu? Ben de önemli olanları, çünkü şöyle bir ruh hali yaşıyorum. Öyle bir şey yapayım ki öğrenci ne çok strese girsin ne de çok boşlasın. Yani tam öyle bir not hazırlayayım ki ÖSYM'nin soracağı kıvamda olsun ama çok da detayda boğulmasın diye size bunları çıkardım arkadaşlar. Bu az önce söylediğim şeyler, not alamayan arkadaşlar hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Şunun altında barajlarla ilgili gerçeklerimiz, notlarımız yazıyor. Bunu tekrar söylüyorum. Ekran görüntüsü alabilirseniz alın. Ama ben bunu sizin çizmenizi istiyorum. Tamam, zor bir şey değil. Zaten akarsu haritasını çizmiştiniz. Üzerine barajları yapacaksınız. Dicle üzerinde Ilısu, Kral Kızı, Devegeçidi, Batman, bunlar önemli. Bak, Fırat ve Dicle'nin üstündeki tüm barajlar önem arz ediyor. Ve geldim bir başka olaya. Ramsar Sözleşmesi. Bugün bir video yayınladım. O videoda da Ramsar'a değinmiş oldum arkadaşlar. Bak, Ramsar Sözleşmesi'ni kaç yıldır anlatıyoruz. ÖSYM sormuyor ama bir gün soracağını düşünüyorum. Çünkü Ramsar önemli. Türkiye'de göller gittikçe kuruyor. Sıcak bir gündem. Soru değeri olabilir. Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan göller. Hani Kuyucuk Gölü'nden Nemrut Kalderası'na, Akyatanla Gölü'nden Kızılırmak Deltası'na, Gediz Deltası'ndan Göksu Deltası'na, Burdur Gölü'ne, Seyfe ve Sultan Sazlığı'na, Meke Gölü, mesela Meke Gölü kurudu arkadaşlar. Ve Manyas Ulubat. Bunlar Ramsar'ın koruma altına aldığı göller. Bunları ben ezberlemenizi istemiyorum. Bunların şayet ezber kadar değeri olsaydı emin olun ki ben bunların hafıza tekniğini yapardım. Sadece kulak aşinalığınız olsun. Ben zaten bakın bir ders anlatırken, bir hafıza tekniğini yaparken emin olun şu hissiyatı çok yaşıyorum. Empati yapıyorum sizin yerinize. Çok fazla yaparsam öğrencilerimin zihni bulanır. Birçok şey ezberlemek zorunda kalır. O yüzden ne diyorum size? Bunları ezberlemeyin. Kafanızı yormayın. Bunlar da sadece kulak aşinalığı olsun. Ramsar'la ilgili açıklamayı bugünkü videoda yaptım. Onu oradan dinleyin zaten. Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi. Türkiye şey olmuştur, imza atmıştır arkadaşlar. Şimdi evet, bugünkü anlatacağım şeye geldik, hafıza tekniğine. Yalnız şu dilsiz harita üzerindeki bazı gölleri göstereceğiz. Hangi gölleri göstereceğiz? Ben renkli kalemimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar, bazı göllerin, büyük gölleri zaten burada görüyorsunuz. Bunları siz de şey yapın, çizin. Zaten bak, şu Tuz Gölü. Tuz Gölü'nün yerini bilmeniz çok önemli. Türkiye'nin ortası adam, çünkü bunu sağındaki solundaki platoları da soruyor. Beyşehir Gölü ve Eğirdir Gölü, bunları çiziyorsunuz. Van Gölü'nü zaten biliyorsunuz. Bir de şu Güney Marmara'daki gölleri ben diyorum ki bilin. Marmara'nın güneyindeki göller. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca. Şöyle bunları bilin bence. Yani yerini Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca göllerini bilin derim. Şimdi gelelim. Karstik göller. Karstik gölleri benim öğrencim nerede arayacak? Benim öğrencim karstik gölleri şurada arayacak.
Evet, burayı tarıyorsun. Karstik göller sorulduğunda nerede arıyorsun? Göller yöresinde. Sonra altına şöyle bir lejant yapıyorsun. Yeşil renk neyi gösterirmiş? Karstik göller. Dolayısıyla sana bu sınavda sorulsa ilk bakacağın yer neresi? Akdeniz bölgesinin göller yöresi. Volkanik set göller. Volkanik set gölleri nerede arıyorum? Doğu Anadolu'da arıyorum. Van Gölü çevresini arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu da lila rengine boyadım. Volkanik set göller. Geliyorum haritamda lejant yapıyorum. Ve bu lejantta ne diyorum? Burası volkanik set göller diyorum. Onun haricinde heyelan set göller. Heyelan set gölleri de maviyle göstereyim. Heyelan set göllerde tamamen Karadeniz bölgesine bakıyorsunuz. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'de heyelan set gölleri var. Yani bakın zaten bazı göller bölgeselleşmiş arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum altına? Bunu da çekiyorum. Heyelan set göller diyorum. Heyelan set gölleri diyorum. Şimdi bakınız. Bu haritanın üzerine arkadaşlar şu büyük gölleri de ismini yazıyorsunuz. Sonra ikinci bir harita temin ediyorsunuz. Saat yine ben yarım saat dedim aştı, o yüzden ona girmeyeceğim. Şu size gösterdiğim barajları tek tek yapacaksınız, tamam mı? Bunu sizden istiyorum. Hatta bana da atın güzel çizenler, ekran görüntüsü olarak story'den paylaşayım. Şimdi göllerle ilgili buradaki çizime daha fazla zaman ayırmak yerine hafıza tekniği vereyim size birkaç tane. Şimdi ben bunu çok yaptım. Dicle Nehri üzerindeki barajlar, Fırat'ın üstündeki barajlar mesela bakın. Fırat'ın üstü. Bu aynı zamanda çok eğlenceli bir teknik. Yani bunu yaparken bazen eğleniyorum, gülüyorum gerçekten. Şimdi Fırat'ın üstünde hangi barajları bilmen lazım? Keban, Karakaya, Birecik, Karkamış, Atatürk barajları. Evet, bunun hepsinde soru değeri var. Beşinin. Bak burada bir adam Fırat'ın kenarında keman çalıyor. Keman, Elazığ, keban. Karşıda bir kara bir kaya var. Kayanın üstünde kargalar var. Karga, Karkamış, Karakaya, Karakaya bak. Kara renkli, siyah renkli bir kaya var üstündeki kargalar. Adam o kadar kötü çalıyor ki kargalar bile rahatsız oluyor, uçuyor. O yüzden adam önce üzülüyor, sonra sadece bir tanesi kalmış, uçmuyor. Demek ki adamın müziğini, performansını beğeniyor. Adam da onu nasıl seviyor? Biriciğim, biriciğim diye seviyor. Biricik de Birecik. Hangi barajlar? Keban. Kemandan aklınıza gelecek. Karakaya. Karakayı görüyorsun. Üstünde kargalar var. Karkamış. Ondan sonra hepsi gidiyor. Bir tane kalıyor. Biricik. Birecik. Atatürk. Atatürk'ü tabii ki Mustafa Kemal'i bu senaryoya dahil etmedim. Bunu da bir zahmet herkes bilsin dedim. Yoksa bu senaryoya dahil etmek hiç de zor değil. Mesela ilerliyorum. Bu sene soru değeri olabilecek gördüğüm mesela Çoruh Nehri üzerindeki barajlar çıkabilir. Hangileri bunlar? Yusufeli, Deriner, Borçka ve Muratlı. Yusufeli, Deriner, Borçka ve Muratlı herhalde görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu barajları nasıl hafıza tekniği yaptık? Bak burada iki tane adam var. Bunlar muhabbet ediyor. Murat oturmuş zaten zengin adam belli yani ama durumu iyi olmayan hava ayakta. Yusuf'un eli. Burada bir para gidip suya düşüyor. Sonra suyun derinliklerine bak. Derinliklerine kadar gidiyor. Olay ne peki? Yusuf Murat'tan borç alıyor. Murat borç veren olduğu nasıl da belli oturuşundan. Borç vermek Borçka barajını hatırlatacak. Oturan kim? Murat. Kim borç istiyor? Yusuf. Yusuf'un elinden paralar uçuyor. Artvin, Karadeniz rüzgarları ve paralar yani aldığı para nereye gidiyor? Çoruh'un derinlerine gidiyor. Bak şurada. O yüzden deriner. Şimdi kapatıyorum. İki kişi vardı. Adları neydi bunların? Bunların adları biri Yusuf'tu, biri Murat'tı. Ne yapıyordu Yusuf? Borç istiyordu. Borçka. Kimden istiyordu? Murat'tan. Muratlı. Daha sonra bu elindeki parayı düşürüyor. Nereye? Çoruh'un derinliklerine. Deriner Barajı olduğunu anımsayacaksın. İşte Manavgat Nehri üzerinde Oymapınar çok. Yani manavı görüyorsun. Pınarı görüyorsun. Biraz şapşal tipli bir şey. Daha parasını vermeden gelmiş kabağı oymaya başlıyor. Manav'da ne diyor? Manav. O Manav, oh my god diyor. Manav god. Oyma Pınar diyor. Pınar ne yapıyor? Oyuyor. Manav uyarıyor. Oyma Pınar diyor. Manav'ı görüyorsun. Pınar'ı görüyorsun. Bu resim ister istemez aklına gelecek. Bak burada ne var? Büyük Menderes. Büyük Menderes üzerinde kemer ve adı güzel. Diyorlar ki Büyük Menderes sen çok şişmansın. Ya seni biraz kemerle sıkalım. Bak böyle daha fit oldun. Kemerle sıkıyorlar. Kemer barajı.
Daha fit, daha güzel olunca adı değişiyor, adı güzel oluyor. Dolayısıyla güzel olacaksın diyor ya. Adı güzel barajları ve kemer. Nerede? Büyük Menderes. Arkadaşlar işte böyle gidiyor. Hepsini de tek tek artık şey yapmayalım. Bunlara bakarsınız diyorum. Saat ilerledi. Yarım saat düşünüyordum. 40 dakikaya geldi yine. Bakayım vermediğim bir şey var mı benim bu hususta? Evet, barajlarla ilgili vermediğim herhangi bir şey. Alüvya, kıyıset, suni set. Evet, geçen dersimizde hepsini verdik. Bir kez daha bakıyorum. Şimdi geldik ilimize. Bu illerle ilgili desis haritanızı da bulunduracaksınız. Bak geçen sene ne sordu? Dedi ki hangi il sınırda yer almaz? İşte bu tür desis haritadaki iller çalışması önem arz ediyor. Hangi ilimizi yapalım? Nereye çufçuflayalım? Mesela geçen dersimizde Sivas'ı anlatmışız. Tunceli, Bingöl'ü ve Muş'u anlatmışız. Hadi Erzurum'u anlatalım. Erzurum. Dadaşlar diyarı. Erzurum'un her şeyden önce neyi önemli? Bak bunu not al. Erzurum arkadaşlar yüz ölçümü büyük. Baksana Türkiye'de yüz ölçümü büyük. Erzurum, Sivas, Ankara, Konya, Antalya, Gaziantep, efendim Eskişehir, buraların yüz ölçümü büyük gördüğün gibi. İstanbul, bak İstanbul bir kritik bir yer. İstanbul'u büyük, bir çoğunuz büyük zannediyorsunuz ama İstanbul topu topu 9000 kilometre kare. Yani küçücük bir yer. Zaten nüfus yoğunluğunun fazla olma nedenlerinden biri de bu. Bir de Ankara'ya bak. Ankara'ya bak. Şurası Eskişehir. Yanlış söyledim galiba demin. Ankara. Bir de İstanbul'a bak. Ne kadar boyut farkı var arada. Şimdi Erzurum hakkında ne bileceksin? Bak 5 tane şey söylüyorum. Not al. Çernozyum toprağı. Bunu bil. Ben buraya yazmıyorum. Siz yazın. Haritayı kirletmeyin diye. Ama şuraya yazayım. Çernozyum toprağı. Başka. Büyükbaş Mera hayvancılığının Türkiye'de en geliştiği yer. Başka. Pasinler kaplıcaları meşhur. Aynı zamanda Pasinler nedir? Volkanik bir ovadır. Pasinler aynı zamanda tarihsel değeri de var biliyorsunuz. Siz daha iyi bilirsiniz. 1048 Pasinler savaşının önemini. Erzurum deyince çifte minareli medreseyi de biliniz. Çifte minareli medrese önem arz ediyor. Erzurum deyince Tortum şelalesini biliniz. Oltu taşını biliniz. Hani cağ kebabı, kadayıf dolması, onların zaten soru değeri yok. Ama bu dediğim şeyler önem arz ediyor. Evet. Erzurum'da kış turizm merkezi neresi arkadaşlar? Efendim Palandöken'i de bileceksiniz. Palandöken kış turizm merkezi. Erzurum'la ilgili gelebilecek sorulardan biri Erzurum Kars biliyorsunuz platodur. Volkanik platodur. Türkiye'nin en yüksek platosudur. Bunu da yazınız. En yüksek plato olduğunu da not alınız. Erzurum Kars çevresi Türkiye'de ulaşımın zor olduğu, kış koşullarının en ağır olduğu, yaz yağış oranının en fazla olduğu. Bak yaz yağış miktarı demiyorum. Yaz yağış oranı ne kadar kelimeler farklılık arz ediyor değil mi arkadaşlar? Hocam ne demek ki oran ne miktar ne? Şunu demek istiyorum. Bunu da deyip bitireyim. Rize, Erzurum bak iki tane il. Rize'nin aldığı yağış, yazın aldığı yağış 600. Toplamda aldığı yağış ne kadar Rize'nin? 2400. Erzurum'un yazın aldığı yağış 300. Toplamda aldığı yağış ne kadar Erzurum'un? 500. Şimdi miktar olarak nerede fazla? Rize'de fazla. Ama oranladığın zaman 600-2400'ün yüzde kaçı yapıyor? %25'i yapıyor. Erzurum ne? 300'e 500. Yani %50'den fazla yapıyor değil mi? %60'a tekabül ediyor. Oran olarak Erzurum'da yaz yağış oranı daha fazla. Ama miktar olarak sorarsa Rize. Dolayısıyla yaz yağış oranı fazlaysa ne oluyor? Meralar, çayırlar, mera hayvancılığı, çernozyum toprakları hepsi bunlar birbirinden etkileniyor. Evet bugünkü dersimiz de bu kadar. Umarım verimli olmuştur arkadaşlar.